Ya etkilemez olur mu? Tabii biz de kendi taraftarlarımız, seyircimizin önünde maç oynamak isterdik. Bizim de bugün haberimiz oldu. Moral motivasyon olarak biraz üzüldük gerçekten. Yani 3 aydır çalışıyoruz kendi saha ve seyircimizin önünde. Maça çıkamadık. Yani bizim için 4 maçta deplasman sayılıyor. Sonuçta yolculuk yapıyoruz. Üzüntü verici bir durum ama başkanlarımız, yönetimimiz uğraşıyorlar. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Artık bu konuda yetkililer kimse, yani koskoca bir şehri mağdur etmeleri hiç hoş olmuyor. Sonuçta bu şehir uzun bir aradan sonra TEFE 1. Ligi'ne yükselmiş ve futbola aç bir şehir. 2 sene üstte şampiyonluk yaşamış ama bu taraftarı bu futbol şehrinde mağdur etmek istiyorlar. Yani hem yöneticilerimiz hem başkanlarımız uğraşıyor benim bildiğim kadarıyla. Eğer bu konuda gerçekten yetkililer kimse biraz daha toleranslı davransınlar. Çünkü biz de sıkıldık artık deplasmanlara gitmekten. Her hafta 2 gün önceden deplasmanlara gidiyoruz. Bu da bizi olumsuz etkiliyor tabii. Kendi saha ve seyircimizin önünde oynayacağımız bir maçın avantajı bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Yıllardır bu futbolun içindeyiz biz de. Ama üzüntü verici bir durum. Yapabilecek bir şey yok. Bizim elimize gelen bir şey yok. Biz sahaya çıkıp tabii biz artık maçın nereden olup olmaması çok hani iş sahada olsa bizim için önemliydi ama bu duruma katlanıp yolumuza çalışmalarımıza devam edeceğiz. Peki önümüzde Gaziantep maçı var. Bu arada performansında çok güzel, tebrik ediyoruz. Neler diyeceksin bu maç için? Ya zor maç. Şimdi Gaziantep'in ne kadar transfer yasağı olmasına rağmen genç bir takım, dinamik bir takım, ciddiye alınacak bir takım. Sonuçta bu 2 hafta önce Gazişehir Antep derbisinde Gazişehir'i yenmiş bir takım. Bizim için rakibin kim olduğu önemli değil. Bu saatten sonra çıkıp sahaya bütün mücadelemizi vermek istiyoruz. Ve Antep'e de 3 puan için gidiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler.